Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, biberlerimizi diktik, bitti sayılır. Bir burası kaldı, öbür taraftan üstü kapanıyor. Dana burnu ve keseğen için kepekli ilaç hazırlıyoruz. Bu soru çok geliyor. Kepekli ilaç nasıl yapılıyor? Hangi ilaçları kullanıyoruz? Yapılışı nasıl oluyor? Bundan bahsedeceğiz. Dana burnu ve keseğen için en etkili çözüm kepektir arkadaşlar. Damlamadan da ilaç veriyoruz ama kepek kadar etki görmüyor. Ve bitkilerini kesen, dana burnu için çözüm arayan arkadaşlar doğru yerdesiniz. Şimdi hazırlanışını sizlere anlatacağız. Biz dün de yaptık da bugün ikinci bölümü. 15 kilo kepek, Abdullah dök. 15 kilo kepek için 30 litre su kullanacaksınız. Kepeğimiz iri kepek olursa daha iyi. Bazen çok ince oluyor. O iyi değil. İri kepek daha iyi. Ve bunda kullanacağımız ilaç bir budur. Lombardo. İsim önemli değil arkadaşlar. Şurada etken maddesi yazıyor. Etken maddesi Lambda Sialotrin. Bu Samuray, Ninja, Karate. Bunların hepsi aynı ilaç oluyor. Bundan 15 kilo kepek için 1 litre döküyoruz ve şeker kullanacağız. Şeker yerine başka bir şey kullanacağız. Ondan da bahsedeceğiz. Abdullah bunu aç. Nus buna, nus buna. Normalde 30 kilo kepek için bir çuval kepek 30 kilodur. 30 kilo için 1 kilo yeterli. Fakat bu sene keseğen ve dana burnu aşırı bir şekilde var. Yağmur az yağdığından dolayı. Dök. Nus nus. Yarım yarım dök. Tamam. Yarısını da bu kulluğuna dök. Ud var mı? Ud. Getireceğim. Onu orada bırak. Normalde 1 kilo kullanılıyor ama bu sene aşırı yoğun olduğundan dolayı 2 kilo kullanıyoruz. Şimdi bir de şeker yerine bu 15 kiloya 2 kilo çay şekeri karıştırıp buna karıştırıp katmanız lazım. Dana burnunu sevip yemesi için. Biz bunun yerine şunu kullanıyoruz. Şekerin yerine. Elinizde pekmez varsa pekmez de olur. Şeker de olur. Şire de olur. Fakat bu arkadaşlar böcek tuzağı deniliyor. Böcek cezbedici. %44 hidrolize edilmiş mısır gluteni. Yani böcek bunu kokusunu uzaktan, fenomen bu. Bunu uzaktan kokusunu alır ve gelir yer. Gene dur iyice bir karıştır. Bu da pekmez gibi arkadaşlar zaten. Şire diyoruz biz buna. Bu şekerden, normal çay şekerinden daha iyi. İlla bunu almak zorunda değilsiniz. Şeker olsa da olur. Fakat bu ondan daha iyidir. Bu böceği cezbediyor. Yine nus nus. Bunu döküyoruz. Bu suyu da buraya döküyoruz. Bunu çiğ köfte gibi harç yapıyoruz. Tamam, yarısını da ona dök. Tamam. Çiğ köfte gibi harç yapıyoruz. Biz hem naylonun altına katıyoruz. Hem de ekim yapıldıktan sonra üstüne katıyoruz. Mesafesi ne kadar olacak? Her 3-4 metreye bir. Şöyle, hatta meçi eğer çekip hemen ekim yapacaksanız, biz daha önce çoktan bu meçi çektiğimizden dolayı önce açmadık. Şöyle şuradan biraz yırtacaksınız. Şunun altına biraz gömeceksiniz. 3 metre ileriye bir daha. Ekim yaptıktan sonra da 2 metre 3 metre arayla fındıktan büyük, cevizden küçük o kadar atacaksınız. Dana burnu ve keseğen için dediğim gibi en kesin ve en etkili. Dökme, yavaş yavaş. Dökülmez. En etkili yöntem budur. Şimdi buraya getirdik. Yavaş. Caşmasın. Normalde damlamadan da şey veriyoruz. İlaç veriyoruz. Ama damlamadaki bunun kadar etkili olmuyor. O hem biraz işin kolayı oluyor. Hem de 3 şekilde önlemimizi
alıyoruz. Tam %100 çözümü bazen bunlar bile çözüm olmuyor. Ama mevcutta en iyisi şu an için bu. Daha önce endosulfan vardı. Toz. Onlar yasaklandı. Daha öncesi tamaron vardı. Ona ne diyorlardı? Litrede 600 gram metamidafos. O en etkilisiydi. Hiçbir haşere bırakmıyordu. O yasaklandı. Ondan sonra toz tiodon diyoruz. Litrede, yani kiloda 360 gram endosulfan vardı. Onu kullanıyorduk. O da yasaklandı. İş yapan güzel ilaçların hepsi yasaklandı. Şu anda kullandığımız işte karate, ninja, samuray, taekwondo. Bunun ismi neydi? Lombardo. İsim önemli değil arkadaşlar. Etken maddesi önemli. Etken maddesi litrede 50 gram lambda sihalotrin. Bu ilacı kullanıyoruz. Bu da etkili. Güzel yani. İş yapıyor. Bunu da dök. Abdullah. Köpek çok su yemiyor. İki katı su kullanmanız gerekiyor. Kuludur. Yavaş yavaş. Tamam. Köstü. Tut 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 naylonu tut. Emrullah. Oğlum gelsene. Gel iş öğren gel. Bunun şeyin üzerine kurup şey at. Oradan tut. Şimdi o uçtan da tutup kaldırın. Hepsi birbirine karışsın. Tamam, kürekle karıştır güzelce. Kepek böyle hazırlanıyor arkadaşlar. Şimdi bu kalan kepek şu suyu çeker. Bildiğiniz kısır gibi çiğ köfte kıvamına geliyor. Ondan sonra ben biraz alayım şuradan. Bu arada kesinlikle eldiven kullanın. Bakmayın siz benim kullanmadığıma. Bir de bu ilaç arkadaşlar yakar. Yani elinize yüzünüze değdiği zaman iyi yakar. Şunu alıyorsunuz. Şunun altına biraz katarsınız. Bu şekilde. Bir de üstüne de 2 metre arayla, şurada 2 tane biber olacak ya. Ama köke değmesin. Çünkü daha sonra bu kepek çürüyor. Köke değdiği zaman bitkinizin kökünü de çürütür. Biberimiz de bu arkadaşlar. Jalapon Unique F1. Bundan dikiyoruz. Dikimimiz bitmek üzere. Öbür tarafta üstü kapanıyor. 30 litre su çok gibi geliyor başta ama sonra kepek çektiği için çok gelmiyor. Küreye dikkat et, delmesin şeyi. Vallahi çiğ köfte gibi oldu işte. Damlamadan ne veriyoruz arkadaşlar? Onu da göstereyim. Damlamadan da yine aynısı. Bunun 5 litreliği. Litrede 50 gram bölü litre lambda sihalotrin. Bu karate muadili. Ninja, taekwondo, samuray, bütün karate isimleri var zaten. Dönüme 150 gram damlamadan veriyoruz can suyuyla birlikte ilk suda. Bu sene aşırı yoğun olduğu için dediğim gibi ayrıca 100 gram da Dentis kullanıyoruz. Dentis, Desis'in muadili.
Litrede 250 gram deltametrin var. Bu ilaç da yakıcı. İnsanın eline değdiği zaman, sonra yüzünüze götürdüğünüz zaman yüzünüzü acı biber sürmüş gibi yakar. Hem de iyi yakıyor. Bu da yakıcı. Atarken, kullanırken eldiven kullanın. Siz bize bakmayın. Biz gerekli önlemleri yine söyleyelim. Bizim vücudumuz artık herhalde bu zehirlere şey olmuş. Ne diyorlar ona? Bağışıklık kazanmış. Ne diyorduk? Damlamadan 100 litre önce bunu gönderiyorsunuz. Desisi gönderiyorsunuz. 100 gram, 150 gram desis kullanıyorsunuz. Daha sonra da hemen o ilaç biter bitmez arkasına Lombardo 200 gram kullanabilirsiniz. 150 gram, 200 gram civarında kullanabilirsiniz. Eğer hatlarınız sıksa domatesde 200'er gram kullanın. Domatesin hatları 140-150 santim çeken var. Karpuzda, karpuzun hatları 2,5 metre, 3 metre. Karpuzda 100 gram yeterli. Biberde 150 gram yeterli. Ona göre bir ayar çekersiniz. Şimdi Abdullah şuradan bir tut hele. Şimdi ilacı niye suya katıyoruz? İlacı suya katıyoruz ki bütün kepeğin her tarafına bulaşsın. Bir daha karıştır. Şimdi gördüğünüz gibi çiğ köfte gibi oldu. Şimdi dana burnu bununla güzel bir ziyafet çeker. Bu her ilacı hazırladığımda aklıma şey geliyor. Biz hayvanları kandırıyoruz, toplu katliam yapıyoruz. Ama bunlar sonuçta zararlı böcekler. Bunların öldürülmesi gerekiyor. Aklıma şey geliyor arkadaşlar. Suriye'de sarin bombası attılar ya, sarin gazı. Çocuk köyde sabah kalkıyor, kapıyı açınca mis gibi bir elma kokusu geliyor. Elma orada biraz lüks. Elmaya doğru kaçıyor, kapıyı açıyor ama kokunun kaynağı nerede? Onu görmeye çalışıyor. Koşuyor elmanın kokusuna doğru. Bir süre sonra 50 metre, 100 metreden sonra çocuk yüzünün yandığını hissediyor. Ama o kadar güzel bir koku ki daha hızlı adımlarla koşuyor. 50 metre yürüdük zaman ciğerleri yanmaya başlıyor. Daha da koşuyor. Yüzümüzü her tarafı yanmaya başlıyor. Yanma artık şiddetli acı haline gelince geri eve dönüyor. Eve doğru koşarken yolda nefesi kesiliyor zaten. Sarin gazı öyle pis bir bela. Eve geldiğinde, kapıyı açtığında, dolayısıyla kapı pencere açık olduğu için içeri de o gaz gitmiş durumda. Ve evde yatakta sağda solda ölmüş kardeşlerini, ölmüş annesinin babasını görüyor. Onlar da ölüyor tabii ki de. Bu ilacı hazırlayınca her zaman o aklıma geliyor. Ama bu zararlı böcekler için kullanıyoruz. Onu ne yazık ki insanlar için kullandılar. Bunu da ne bileyim söylemeden edemedim. İlacımız bu şekilde. Bakınız, çocuğun yanına da gidelim. Nasıl atıyor uygulamasını da birebir gösterelim. Siz de böyle yaparsanız önleminizi almış olursunuz. En etkili önlem bu arkadaşlar. Bu da bazen çare etmiyor. Bazen bir hafta sonra bir daha atıyoruz. Çok yoğun senelerde, böyle senelerde, yağmurun az olduğu senede, toprağın kurak olduğu senelerde, pamuk yerinde, bir önceki sene toprakta ince yapraklı yabancı ot çok ise onda oluyor. Olay bu arkadaşlar. Tamam, yazayım. Bir ceviz kadar atabilirsiniz. Daha sonra biz bunların üzerine araya toprak atıyorduk ya. Toprak attıktan sonra şimdi 3 metreye, 4 metreye bir atıyor. Toprak attıktan sonra her 2 metreye bir araya fındık kadar atmanız gerekiyor. Damlamadan da verirsiniz. Daha da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bu sene biber ekimi fazla, oldukça fazla hem de.
Ve bu sene ilk defa ekenler çok. Muhtemelen de bu bölgede yağış az. Her yerde yağış bu sene az. Bu dana burnuyla kesenle başınız ağrıyacak. Çözüm aramak için sağa sola bakıyorsunuzdur şu anda. Ve en etkili yöntemin bu olduğunu yıllardır yapıyoruz. Birçok yöntem denedik. En etkili yöntemin bu olduğunu size belirtmek isterim. Başka macera aramaya gerek yok arkadaşlar. Biraz zahmetli olabilir ama çok da zahmetli değil. Bu arada ne kadar gidiyor onu da anlatayım. 30 kilo kepek, 30 dönüm bibere rahat rahat yetiyor. Dönüme 1 kilo kepek yetiyor. O sene ilacı dediğim gibi kullanın. Normalde onun yarısı. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, sabah sabah biraz uzun bir video oldu. Umarım faydalı olur. Kanalımız aktif bir kanal. Güncel konu ve videolarla devam etmekte. Daha önce de kepek videosu vardı benim kanalda, fakat onlar artık güncelliğini yitirdi. Geride kaldığı için pek izlenilmiyor. Yenisini yapmak icap ettiği için bu videoyu çekip sizlerle paylaştım. Tarsus Çağbaşı köyünden hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.